Avrupa'daki Türk yetkisinin en eğlenceli buluşlarından biri de satranç otomatı. Bu mekanizma 1769 yılında İmparatoriçe Maria Teresa için mekanikçi Kemplein tarafından tasarlanmış. Türk gibi güçlü, yenilmez ve zeki sıfatlarını taşıdığı için Türk ismi verilmiş. Also zunächst mal der Schachtürke Wolfgang von Kempelen, İmparatoriçe Maria Teresa'nın hizmetinde çalışan bir mekanikçiydi. Zaman zaman İmparatoriçe için saray gösterileri yapılırdı. Sıkıcı geçen bir gösteriden sonra von Kempelen, İmparatoriçe'nin huzuruna çıkıp kendisinin çok daha heyecanlı bir gösteri sunabileceğini iddia edip bir satranç otomatı yapacağı sözünü verdi. O dönemler yazı yazan, resim çizen ya da flüt çalan makineler vardı ancak kralların oyunu olarak bilinen bir satranç makinesi henüz yoktu. Von Kempelen bu satranç otomatının yapımı için kendi ifadesiyle 6 ay uğraşmış. Ardından da Viyana'da İmparatoriçe ve saray halkına bu otomatı tanıtmıştır. Otomat, tekerlekli bir yapının önündeki bıyıklı ve sarıklı bir Türk figürüyle satranç oynamak üzere yapılmış. Kurularak çalışan Türk, taşları eliyle hareket ettirip hamlesinin sonlandığını başını üç kez sallayarak belirtiyormuş. Türkler hala geçmişteki savaşlarla özdeşleştirildiği için garip ve korkutucu varlıklar olarak da görülüyordu. Bundan yola çıkarak satranç oynayan figürün Türk olarak şekillendirilmesinin psikolojik bir arka planı olduğu varsayılabilir. Yani satrançtaki rakibiniz herhangi biri değil, görünümüyle saygı uyandıran sert bakışlı bir Osmanlıydı. Kazandığı yüzlerce oyun sonrasında yenilmez olarak ün salmış. Türk'ü izleyenlerse yıllarca sırrı çözmeye çalışmışlar. Bazıları satranç taşlarının içine mıknatıs yerleştirildiğini, bazıları ise kuklanın içine bir çocuğun yerleştirildiğini savunmuşlar. Ancak sırrı uzun yıllar boyunca gizemini korumuş. Satrançı Türk bir anlatıma göre Prusya kralına karşı da oynamış ancak elimdeki belgelerde bunu doğrulayacak bilgilere rastlamadım. Türk satrancın Fransız İmparator Napolyon'la oynadığı ise bilinen bir olay. Napolyon otomatın sırrını çözmeye çalışmış. İçinde birinin oturduğunu tahmin etmiş. Figürün gözleriyle oyunu takip ettiğini düşünen Napolyon, boyun atkısını çıkarıp satrançı Türk'ün başına dolamış. Ancak bunun da işe yaramadığını görerek otomata mağlup olduğunu kabul etmiştir.